Ben çok terbiyeli, nazik neler onların haklarını savunarak konuşma yapmışım. Cübbeli Ahmet Uşağı, işte Facebook adresi, TV, resmi adreslerimde bu atılmış. Bu konuşma gazeteye yansıyınca hı hı. konuşmayı da önce atmadan gazete yazınca o adet gazetesi gazetedeki yazı ne olursa olsun benim beyanım gibi olmuyor. 40 senedir hı hı. konuşuyorum. Böyle bir şey rastlamadım ben. Çünkü konuşmam önce atılınca konuşmamı dinleyen bütün demek istediğimi anlıyor. Hı hı. Yazıya dökülünce üstüne okuyan, altını okumayan Veyahut da yazı onu tam yansıtamıyor söz gibi. Mimi var, şu var, bu var. Peki neydi hocam orada Ha Şimdi söylenen. gelelim. Burada bana diyor ki ibadet anemidir değil midir diyor. Ondan sonra da diyor ki en başta öbürünü söyleyeyim. Diyor ki efendim dedelere maaş verilsin mi vesaire vesaire. Ben de diyorum ki kardeşim bu adamlar vergi veriyor. Bu vergilerinden de hakkımız var diyor. Bu hakkımızdan da cami imamlarına kadar maaş gidiyorsa bizim de bunlar hizmetimizi görüyor. Bu hizmetimizi görenler de niye maaş verilmiyor diyor. Ben de diyorum ki bu kişilerden vergi tahsil edildiğine göre bunların da talepleri muaciyesinde gayri değil. Hı hı. Yani, de da değil. Yani dedelere de maaş verilsin diyorum. O konuşmayı dinlesinler. Tamam. Birçok Alevi derneği bizim siteyi aradı. Biz bu konuşmadan çok memnunuz. Bunda hiçbir şey yok. Bir tanesi çıkmış orada bana terbiyesiz diyor. Terbiyesiz diyor. Desin. Deme sebebi ne? Önce bunu Deme soruyorlar. Sebebi, şimdi bakın. Tamam, evet. alsın. Şimdi maaşını verin diyorum. Elektriğini caminin ödüyorsan onun da elektriğini devlet ödesin. Elektrik parası, faturası gelmesin adamlara. Hı hı. Ben de bunu dedim. E burada ne var? Benim bu demek istemediğim bir şey yok. Şimdi ibadethane müdürü diyor. Ben orada diyorum ki, ibadethane diyor. Vennel delilla, Mescitler Allah'a aittir. Felat edium Allah. A. Allah Teala Kur'an'ında. Şimdi ben Alevileri Müslüman kabul ettiğime göre konuşuyorum. Hı. Ha sen Alisiz Alevilik kafasındaysan, sen Dehaç KPC'sen, Dehaç KPC'sen, Vatan millet devlet düşmanıysa ben öyle Alevilere konuşmuyorum. Benim bildiğim çok acayip Aleviler var. Namazını kılan Aleviler var. Kur'an'ını okuyan Aleviler var. Sivas'ından, Tokat'ından tanıştığım, ettiğim eskiden yeniden dedeler var. Hı hı. Helal arama bazı sünnilerden fazla ya deden dedeler var. E şimdi ben öyle dedeler tanıyorum. E şimdi adam namaz da kılıyor, Kur'an'a da inanıyor. E sen şimdi Kur'an'a inanmazdın zaten ben seni Müslüman kabul ediyorum. Benim Aleviler hakkında bir saatlik başka bir konuşmam. Aleviler Müslüman mıdır? Tabii Müslümandır. Biz zaten Aleviler biz başka bir dindeniz demez zannediyorum. Çok uçta olmadıkça. Uçta ben olanlar Müslümanım var mı? İşte bana bu terbiyesiz diyenler. Çok ya diyor. bu terbiyesiz diyenler uçta olan olabilir. Onu bilmiyorum. Hı. Ama ben Müslüman Alevilere konuşuyorum. Müslüman Aleviler yani Müslüman olmayan Alevi mi var diyecek şimdi. O, o ha, desin. Müslüman olmayan Sünni de var. Evet. Müslüman olmayan sünni de var. Nasıl sünni oluyorsa. Çünkü Kur'an'daki bir ayeti inkar ediyor. Dinden çıkıyor. Ama sünniyim diyor. Bana ne nüfus kağıdı sünniliğinden? Müslüman olmayan sünniler de var. Alsın bunu manşet yapsınlar. Şimdi ben de diyorum ki, ben Kur'an'ı kabul edenlere konuşuyorum. Mabetten anladığım ibadet gahtır İsmi mekandır Arapça. O ibadet diyelim. İbadet kulluktur. Abdullah. Allah'ın kul. Kulluk ancak Allah'ın verdiği vazifeleri yapılarak yapılır. Mesela bir adam dese ki ben kendimi Allah rızası için ibadet niyetiyle ayağımdan asacağım. Sabaha kadar da askıda kalacağım. Bu ibadet olmaz. Çünkü İslam'ın Kur'an'ında, metninde, sünnetinde böyle bir ibadet tarzı yoktur. Mabed Yok. ibadet edilen yerdir. İbadet edilen yere Kur'an'da bir ayette bir değil, birkaç ayette san, cami de geçmez. Ve ennel <laughs> mesacide lillah. Allah'a ait. Allah'a ait olmanın getirisi ne? Götürsün. Şimdi Allah'a ait diyor. Ondan sonra ne diyor? Kayıp ilanı yapamaz. Ticaret yapamaz. Girmeyelim. Şu, yok yok. Allah'a Allah aitin farkı var. Hı -hı. Abdestsiz giremez. Hı hı. Gusülsüz hiç giremez. Adetli hiç giremezsin. Abdestsiz de giremezsin diyor. Şimdi burada getirisi götürüsü var. Allah'a aittir diyor bana has'tır diyor. Bana has. Ha, Allah ölçülerini de belirliyor. belirlemiş. Allah Allah'a Allah'la beraber başkasına dua etmen, ibadet etmeyin. hiçbir şey yapmayın. Şimdi burada ölçüler koyuyor. Hükümler getiriyor. Mesela bütün Buhari'ye git, Müslime'ye git, fıkha git, tefsire git. Ahkamul mesacit. Mescitlerin yani hükümleri diyor, e şimdi mabet dediğin zaman diyorum mevzuyu daratmış olursun. Sen istediğin ne arkadaş? Dedeye maaş verilsin. Ben bunu hiç söylüyorum. Ne istiyorsa elektriğimiz bedava olsun. Ben bunu söylüyorum. Haksızlık bu diyorum. Hakları verilsin diyorum. Bektaşi kültüründe vardır. Bu tekkeler zaviyeler kanunu muvaciyesinde de tevcih edilmelidir. Tekkeler zaviyeler kanunu kaldırılmalıdır ve bu yasakçılıklar Peki. bitirilmelidir. Hadi. Bu tekkedir. Tekke statüsündedir. Nakşi tekkesi de böyledir. Nakşi tekkesi de olsa abdestsiz girilir. Cünüp girilir. Ha, Affedersin. Aslında, adet aslında, halinde girilir. Şimdi Ben sana gitti... Hocam onu asla. internet haber diye bir antika... Kalktı ne diyor? Cem adetliler gider. Çüş yuh sana. Ben onu mu dedim sana? Ben diyorum ki sana... Tekkeye de adetli gidilir diyorum. Mevlevi dergahı. Kadın adetli. Girebilir mi Mevlana'yı ziyarete? Girer. Fetva veriyorum. Kabir ziyareti Mevlana Hazretleri Türbe. Girer. Yani Çünkü şu, şu orası da. mescit değil... Mescit, mabet olmadığı için hükümleri mescide göredir. Hatta bir bina yapılırken mescit gayesiyle yapılmıyorsa oraya da abdestsiz girilir. Mescit olarak kullanılsa da. Çünkü temeli mescit olarak atılmadığından diyor fıkıhta. Anladım. Bu temele bağlı. Ya, yani yapın. Yani şimdi bakın mabet. Konuşmanın farklı bir şekilde Hayır, anlaşılması. Hayır, o da diyor ki, o da diyor ki gitmiş, ben diyor anladım. sazlı sözlü ibadet yapabilirim. Ya kardeşim, ben senin tekke kültürüne yasak diyor muyum? Yani İslam'a göre caiz değil bile demiyorum. Bakın, Hanefi mezhebinde enstrümanların kuvvetli yasağı vardır. Çok hocam yine ama çok bak, detaya ama, yok, ama ben özür dilerim. ben ne derim. diyorum biliyor aslında, musun? Aslında diyorum ki bakın. Anlaşıldı, biliyor İmam Gazaliye göre diyorum. Hı. Şafii mezhebinde gibi çok ulema göre bu aletler caizdir diyorum. İmam-ı ki yani şunu diyorum. Ya, bir de buradan enstrümanların helalliği haramlığına gitmiyorum. Benim anladığım şey diye bu ben, ben senin gibi. enstrümanını Hı, da kabul sonra... ediyorum. Tekke kültürü muvaciyesinde. Tekke kültüründe. Aslında çok net bir şey söylüyorsunuz hocam. Hani bir ifade söylüyorum. var ya sözün tamamı ahman söylenir diye. Çok net bir şey söylüyorsunuz. Cami'nin dışında Nakşibendi dergahı da olsa Mevlevi tekkesi de olsa şu da olsa, bu da olsa buralar mescit değildir. Mescit hükmünde değildir. Olmadın. Cem evleri de aynen bunlar gibi bir yerdir. E ben bu cem, cem, evlerine arazi, tahsis etme, arazi ya. tahsis etmesin demiyorum ki. Hı, hı Cem evlerine yer verilmesin demiyorum ki. Elektriği verilsin, dedesine maaş verilsin, haksızlık yapılmasın. Mescit mi? Ben fıkha göre konuşuyorum. Sen de Müslümansın. Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki mescitler Allah'ındır bir tek. Geri kalan tekkeler hakkında ayet yok. Zaviyeler hakkında ayet, hadis yok. E sen şimdi mescitte de hükümler farklıdır. Ben de diyorum ki daratmayalım tekkeleri. Peki, tekkeleri mi? geniş tutalım. Ne demek? Abdestsiz de girebilsin. Hı. Sen şimdi abdestsiz adam abdest almamak için girmiyor. Hocanın biri ne yaptı? Ayakkabıyla olur namaz dedi. Soktu ayakkabıyla. Öbür imam geldi köye. Bu çok bir meşhur kıssadır. Çıkın dışarı hepsini kovuyor. Ya eski imam bizi kıldırıyordu böyle. Gitti eski imamı buldu. Öbür köye tayin olmuş. Dedi ki sen ne yaptın? Ya dedi canım çıktı ben adamları camiye soktum. Sen de ayakkabısını çıkar kardeşim dedi. Şimdi bu kademelidir. Biz abdestin var mı? Yok. Kustun var mı? Girme çıkma yapmayalım. Tekke kültürü yapalım. Cemevleri de açık olsun. Açık olan şeyde de tahtif koymayalım. O diyor ki benim ibadethaneme ne kaçırır? Onu getirmiş konuyu kilisede mabettire getiriyor. Sen bana kilisede mabettir dersen bu iş olmadı. Ben Aleviliği Müslümanlığın içinde kabul ediyorum. Alevi Hazreti Ali'ye aşırı muhabbeti olan zatlar kabul ediyorum. E, alevilik kültürünü nak e, tekke kültürü muaciyesinde, tarikat bazında kabul ediyorum. Hı hı. Bütün maddi imkanlar eşit seviyede verilsin vergileri var adamların haklarıdır diyorum. Ondan sonra da diyorum ki buralara abdestsiz, gusülsüz her sınıf insan girebilsin. Hocam, Çünkü ben Fırka göre mescit çok, diyemem, mabet çok mescit dedim Aferin ama sen diyorsun ki... Şimdi... Ben şimdi Aslında, affedersin ben e, dikkat edin. Lüzumsuz bir polemik olmuş ve Biz, çok net bir benim şu anda da anlaşıldı Eğer ben mesela. eğer ben kusura bakmayın. Eğer ben cemevini kilise gibi kabul ediyorsan sen o dernek başkanı bana terbiyesiz diyen terbiyeli kardeşimize ben cemevini kilise gibi kabul etmiyorum. Ben cemevini Ehlibeyt sevgisiyle yoğrulan Ehlibeyt aşkı ben 20 saat 12 imam hakkında sohbetim var. 6-7 hafta, 20 saat, 12 imamı benden dinle bakayım. Ben 12 imam aşığım, ehlibeyt aşığım. Ben Mısır, efendim, Mekke Medine, ondan nasıl Suriye, hı hı. dünyanın neresinde ehlibeyt kabri varsa hususi gidiyorum. Yani aç susuz günlerce gezdim ehlibeyt sevgisiyle bir efendim, validemizin, bir torununun torunu için. Şöyle bir şey sorayım. Ama şu var. Hazreti Ali'yi sevmeden ki, sünni olunur mu hocam? Hz. Ali'yi sevmeden sünni olur olab Olabilir mi sünni olabilir mi ya? Hubbu Ali'nin imanı ve bozu küfür. <laughs> Ali'yi sevmek imandır, bozuk küfürdür diyor. E, Ehli beyt imamları, ben 12 imamı kabul eden bir gelenekten geliyorum. Ben mektubattan gel, İmam-ı Rabbani 12 imamdan bahsediyor. Ha, aslında şöyle demek lazım. Ali'yi seven Alevi olur kabul ama Ali'yi sevmeyen sünni olamaz. Ya, ya sümür, bu kadar net nasıl, bir ölçü ya var yani. Nasıl sünni olacak alabak. ya? Sahabeyi içerisinde Hazreti Ali Efendimiz'in farklı bir yeri var. Peki diğer sorularıma geçebilir Şimdi miyim? geçebilirim. Ben, de, ben de şunu diyorum. Hani... Ben şunu diyorum. Kiliseye mabet denmez. Çünkü hmm. şirk yuvasıdır. İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur diye tapılıyor. Böyle dediğimiz vakit mesela Hristiyanlar incinir diye bir şey aklınıza geliyor mu? Gelmiyor. Mesela bizi seyreden Hristiyanlar var şu anda. E tamam. Geçen bir konuğumuzla konuşurken o bahsetti çünkü. Yahudilerin cennete giremeyeceğini söyledi. Bir Yahudi Oh demiş bizi de cennete göndermediniz rahatlattınız hadi uyuyun filan. Seyrediyor şu anda mesela evet. bir Hristiyan. Kilisede de benim ibadethanem diyor. Yanlış ama ibadethanem. Şimdi ben İslam'a göre konuşmak zorundayım. Hmm. Kendisine göre ibadethanesi. Ama Allah indinde indettiğine Allah'ın İslam. Tek din İslam'sa mabette de ibadet yeri ise ibadet ibadet de kulluksa kulluk da Allah'ın emrettiği surette olursa Allah sana Baba denmesini istemiyor ki kendisine. Lem yelit böyle yulet? Doğurmadım, doğurulmadım diyor. Sen de diyorsun ki, şimdi sen de zannediyorsun mafya babası gibi. Sen adama baba dediğin zaman adam seviniyor belki de. Hani ki öküz dedim mi kızıyor, aslan dedim mi seviniyor gibi. Baba deyince memnun olur belki diyorsun. Allah Allah baba diyorsun. Parmağın Allah kökte diyorsun. Göğe Allah aşağılarda arama yukarıda demiş oluyorsun. Ama Allah Teala da diyor ki bana oğul istat eden sövmüş oluyor. Bana mekan işnadeden sövmüş oluyor. Allah ben Allah. bir yere münezzeh değilim, müstaş şey değilim, ben Bakın, münezzehim diyor. Bu çok kullanılır. Hadi Kimse... bırakalım başkasını da söz arasında Anadolu insanı ya yukarıda Allah var der. Yukarıda Allah denmez. Dediğin an sıkıntı o zaman. Fevkimizde Allah var diyebilir. Çünkü fevk kelimesi Kur'an'da geçiyor. fevka yani Hani yukarıda dememesi gerektiğini yuk... bilen fevkindeyi nereden bilir? Ama ya işte, yukarısı şey, cihettir. cihettir. Mevlüt ya şeş cihetten ol münezzeh Zülcelal yani. Hiçbir şey bilmezsen Mevlüt dedi. Altı yönden münezzeh. Neden? Mekan isnat ediyorsun. Bu mekanlar yoktu o var iken. O zaman o nasıl mekana muhtaç olacak? Arş, arşı o yarattı. Yarattığına nasıl oturacak? Haşa yarattığı onu nasıl kavrayacak? Haşa. Peki bu mevzu anlaşıldı Şimdi, zannediyorum. Bu şunu diyor. Şöyle toparlayalım Allah bir Teala, bir yani Allah Teala buyuruyor ki ben kulluk edin ama bana benim dediğim şekilde kulluk ederseniz kulluğunuzu kabul ederim. Yoksa Kendinize avutursunuz. Bana baba derseniz sövmüş olursunuz. Ama insanlar zannediyorsun ki baba dersem hürmet etmiş olurum. Şimdi kulluk ancak Allah'ın gösterdiği usulle kulluk olur. Öbür türlü kendi kendine kulluk olmaz ki. Ben sana baba demek istiyorum. Ya Allah'la baban diyelim ki ben doğurmadım seni. Kardeşim niye bana baba diyorsun? E şimdi bu ayrı. Ama mafya babasıysan memnun olabilirsin. Bu Allah bu celle celal. Kendine göre isim uyduramazsın. O zaman oğlu var kızı var dedim mi bu mabet olmuyor. Mevzu anlaşıldı hocam. Topal ben Cem evlerine hürmet soru. ediyorum, saygı gösterdiğim için kilise gibi muhabbet kabul edemem. Peki. Ben Cem evlerini tekke kültüründe, Ehli Beyt aşkıyla yoğrulan, ben bu onun da, sazından da sözünden de etkileniyorum. Bu da anlayana Ülgün bir neden, zaten. Tabii ben sen Şah-ı Merdan diye bir şey türkü söylüyorsun ama ben orada Hazreti Ali'nin muhabbetiyle Hı. doluyorum, taşıyorum. Ben seni kınamıyorum ki sen Se Şah-ı Merdan deyince. Peki sevda güneş, Söyle. sevda güneş diyor ki hocam bir Alevi olarak sormak istiyorum. Cem evine hiç gittiniz mi? Cem kızılca şeyde gittim. Ne onu Karacaahmet'e gittim. Karacaahmet Hazretleri'ni ziyaret ettim. Birçok türbeler var. Cem evleri e, sahip olduğu. Gittim ziyaret ettim ama şimdi tabii böyle bir özel dernek başkanı ile falan gibi bir toplantı gibi gitmedim. Bir fırsat olsa ben de hiç gitmedim. Beraber bir gitsek. E gidelim. Vallahi ne güzel olur. Ya. ya, rahatsız olur musunuz gitsek mesela bir Cem oturmaktan, orada dostlarla muhabbet etmekten? Ya babacığım ben Hazreti Ali'nin ve beytin 12 imamı met edildiği yerde feyiz alırım. Ben ben değişik bir adamım yani. Nakşiyim şu bazı usullerimizde sıkılık var ama ben şeye dayanamam. Yani ehli sevgi üzerine, muhabbet üzerine kurulan dizelerden feyiz alan bir insanım. Ben evet. hiçbir zaman rahatsız olmam. Net anlaşılır. Peki şu